Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, evime hepiniz hoş geldiniz. Ben işimi gücümü bitirdim. Ondan sonra videoyu açıyorum ama kusura bakmayın, ancak şimdi fırsat buldum. Yemek yapmaya geçtim. Yemek yaparken de sizinle de sohbet edeyim dedim. Çöpüm de dolmuş. Bunu götüreyim. Ben bir yandan tabii ki önden pilavımı koydum. Şimdi çocuklar şinitsel istediler. Ben şinitsel için şöyle bir paket yine tavuk göğsü aldım ve bunu açacağım arkadaşlar. İyi, Allah'tan galetimiz varmış. Var mı acaba diye tedirgindim. Şimdi çakonla tavukla tavuğu tutacağım elime. Şöyle eldivenimi giyiyorum yine. Size açma işlemini göstereyim. Daha önce göstermiştim ama kanalıma yeni gelen bir sürü takipçim oldu arkadaşlar. Tavuğu asla yıkamıyoruz. Üzerinde hani o bakteri yaşıyor diyorlar ya. Asla arkadaşlar, onlar piştiği zaman ölebilecek cins bakteriler, yoksa hepimiz şimdiye kadar 100 kere ölmüştük. Kesinlikle tavuk yıkamayın, yıkanmaz. Ha, titiz hanımlar vardır ya, benim içim rahat etmiyor derler. Onlar için diyebileceğim bir şey yok. Ne yapayım, onların da hani yapısı o, yapacak bir şey yok yani. Öyle rahat ediyorlar, öyle yapsınlar. Hani ben size doğrusunu söylüyorum. Yapmak isteyene saygım sonsuz arkadaşlar, yapmak istemeyene de. Şöyle fileto şeklinde açıyoruz tavuğu. İstediğiniz incelikte, istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz ama çok kalın olursa dövmeniz gerekir. Ona da hiç uğraşmaya gerek yok. Orta. Ne çok ince ne çok kalın. Ben biraz acele ediyorum. Şöyle bakın. Ay, pardon, düşürdüm. Tabii tezgahım tertemiz. Hiçbir şey yapmadan önce bir tezgahımı temizlerim. Ondan sonra işime koyulurum. Görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Ben olmazsa tahtamın yerini değiştireyim. Şöyle alayım. Ya da kameramı biraz daha aşağı indireyim. Sanırım daha doğru oldu. Bu şekilde açtım. Hemen şu parçayı da açacağım. Pilav pişiyor. Birazcık da şinitsellerde pişerken biraz da patates kızartmak istiyorum yanına. Canları öyle istemiş bugün çocukların. Bugün onların istediği bir menü olsun. Vallahi ben temizlik yapıyorum. Bayağı bir derleyip toparlıyorum ortalığı. Bir de evden sürekli karınca çıktığı için sürekli karınca temizliyorum sağdan soldan. İşlerimi kolayladım. Epeyce kolayladım. Aslında tarhana yapmam lazım. Pazara gidip malzeme almam lazım. O pazarı da ne zaman, nasıl giderim hiç bilmiyorum. Ya da biraz daha mı bekleyeyim diyorum. O zaman da kurutması zor olur. Un var aslında evde. Domates, kapya biber, ne alacağım? Soğan, sarımsak. Ondan sonracığıma. Ne lazımdı bana başka ya? Yoğurt. Sebze olarak yeşil biber, kapya biber, domates, maydanoz, nane, dereotu, bunlar lazım. Olmazsa giderim haftaya pazara. O pazar ucuz oluyor çünkü. O pazara gider alır gelirim. Vallahi arkadaşlar, benim müşterilerim var. Onlar çok seviyor tarhanayı. Onlar için yapıyorum çoğunlukla. Ben de seviyorum kışın. Kayınbabama da yapıp götürüyorum. Biraz kayınvalideme veriyorum. Çok kişiye yapıp veriyordum ama artık bu sene kayınvalidemden hariç kimseye vermem büyük bir ihtimalle.
Biz de ona şeyde alıştık. Muğla'da. Hani Hatay'da bizde tarhana kültürü yoktur. Maraşlılar bir kıtır tarhana yapar. Onu yine böyle çorba şekline getirirler ama yoğurtlu değişik bir çorbası oluyor. Ben sevmiyorum onu. Göçmenlerin tarhanası da çok güzel oluyor. Anneme aslında söylesem, onun tarifini verse bana, ondan da birazcık yapmak istiyorum. Eşim de onu çok seviyor. Onu ben de seviyorum. Onun hatta kurusunu yapıyor halam. Onu da öğrenmek lazım. Halam bana onun bir kere tarifini yazdırdı. Kalem kalem kadının önünde yazdım. Allah'ım nereye koydum, ne yaptım, tarif yok. Yok yani. Emek emek yazdım ama o kadar güzel yazdım ki yani. Her şeyin en ince detayına kadar. Yok, bulamıyorum. Biraz kalın oldu sanki şurası, orayı açacağım. Neyse, halam şu an yaylada. Yaylada insin. Ben ondan tekrardan öğrenirim. Şunu şuraya koyuyorum, bu etle. Ben hemen soslama aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Şunlar çöp. Soslama diyorum, pardon ya. Pankolama. Şimdi şuna. Panko için ne kullanacağım? Şöyle galeta unu. Azıcık açacağım. Buraya döküyorum bunu, galeta ununu. Bu da güzel galeta unu değilmiş, iriymiş. Beğenmedim. Azıcık da tuz galeta ununun içine şöyle. Bu hazır. Hani insanlar önce una buluyor, ondan sonra yumurtaya, sonra galeta ununa, ama un gerek yok arkadaşlar. Kesinlikle gerek yok. Şimdi yumurtalı sosumuzu hazırlayacağım. Şöyle 2 tane yumurta. Kesinlikle içine şeyi düşürmüyorum. Hani yumurtayı kırarken ona çok dikkat ederim. Çok az süt, bir yemek kaşığı kadar. Yine tuz. Çok almamak şartıyla bir çay kaşığı. Ve baharat atacağım. Baharat da ne? Her zaman olduğu gibi kekik. Şöyle. Kırmızı pul biber. Bunu da koyalım yerlerine. Birazcık da karabiber. Çok az, böyle çay kaşığının ucuyla. Hemen çırpalım. Gayet güzel bir karışım. Evet arkadaşlar, şimdi hem yumurtayı hem şöyle göstereyim, galeta unumu yanıma aldım. Önce tavuğumu yumurtaya batırıyorum. Her tarafı gelecek şekilde. Bakın gördüğünüz gibi. Sonra galeta ununun içine yatırıyorum. Aynı işlemi bütün tavuklarımız bitene kadar tekrarlayacağız. Daha sonra tavamıza yağ alacağız. Kızgın yağda altı üstü güzelce pişene kadar, içi bakın her tarafı pankolandı.
Yani kaplandı. Biraz kötü açtım bu sefer. Biraz acele ettim. Geç olur diye. Şöyle gördüğünüz gibi. Önce yumurta karışımı. Sonra galeta unu. Bu şekilde. Bu arada pilavım da pişiyor. Ben bunları yapayım. Patateslerimi doğrayayım. Pişirirken yine size göstereceğim arkadaşlar. Nasıl pişiriyorum, ne kadar pişiriyorum her birini. Hepsini görmüş olursunuz. Sizler için de güzel bir yemek önerisi. Evet, artık hiçbir şey ucuz değil ama farklı, çocukların sevebileceği, besleyici, doyurucu bir öğün. Gerçekten de öyle yani. Bakın. Hepsini güzelce ne? Bir yumurtaya, bir pankoya hazırladığımı yapıyorum. Tavuğu bulamadım. Şimdi ben hemen yağma patatesimi attım ve şinisellerimin de tavaya az bir şey yağ koydum. Birinci yüzlerini pişiriyorum. Bir tarafları pişince diğer taraflarını çevireceğim arkadaşlar. Şu parçayı ilk önce attık. Bir bakalım. Yok, daha pişmemiş. Böyle güzel kızarmış bir görüntüsü olması lazım. Yoksa içi çiğ kalır. Onun için iyi kızarmasına dikkat edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şinitzel, patates ve pilav üçlüsü servise hazır. Gördüğünüz gibi gayet pratik, gayet güzel pişmiş. Bakın, size içini göstermek için şöyle biraz kestim. İçi sulu sulu, harika. Kendiniz yapıyorsunuz evde, çok pratik gerçekten. Hiç sakın hazır almaya, son hazır almaya ben çok karşıyım. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Yanına bir anne pilavı, birazcık anne usulü patates. Şu patatesi doğruyorsunuz, yağın içinde kızartıyorsunuz. Gayet güzel bir menü oldu. İsterlerse çocuklar üstüne mayonez, ketçap sıkabiliyorlar. Ama biz çok tercih etmiyoruz. Bu şekilde doyurucu. Yanına çorba yapabilirsiniz, salata yapabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız arkadaşlar. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.